Orkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar Erkan. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Batı'nın terör seviciliği hep biliyoruz ama özellikle son dönemde çok aleni bir şekilde, saklamadan, gizlemeden, açık bir şekilde destek verilmeye devam ediliyor. İşte o görüntüyü getirdik. Bir yandan da burada görüyoruz. Madalya verdiler teröristlere Fransa Senatosu'nda. Bununla beraber ABD'de bir insan hakları raporu paylaşıldı ki o raporda bakıyoruz şöyle... Bir yandan Türkiye'nin terörle mücadele kanununa atıfta bulunuluyor, eleştiriliyor. Hukukun üstünlüğüne zarar verdiği söyleniyor. Operasyonlar eleştiriliyor. Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan FETÖ militanları, FETÖ'cülere sahip çıkılıyor. Bakıyorum şöyle. Ve bunlarla beraber son dönemde HDP'den gelen, PKK-HDP'den gelen o cüretkar açıklamalar. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın işte dışarı çıkarılacağına dair, serbest bırakılacağına dair vaatler. Seçimler yaklaşırken neyin hazırlığı bu? Şimdi Erkan zaten meselenin özü bu. Yani aslında Fransa'nın yaptığı Suriye'nin kuzeyinde gelişen olaylardan bağımsız değil. Suriye'deki gelişen olaylar Türkiye'deki yaklaşan iç siyasetten bağımsız değil. Bunlar hepsi birbirini tetikleyen ve birbiriyle ilintili okunması gereken gelişmeler. Neden? Çünkü Türkiye şu son süreç içerisinde maalesef içe kapanmak durumunda kaldı. Yani gerek deprem, gerek işte yaşanan bir takım siyasi gelişmeler Türkiye'yi bu meselelere eğilmek durumunda bıraktı. Şimdi karşıda da bir hani pusuda bekleyen çakal sürüsü var. Bu sürü de Türkiye, yani sizin devlet olarak, millet olarak en zayıf anınızı kolluyor. Şimdi belki de bu problemler yaşanmamış olsaydı şu günlerde biz operasyonu da konuşuyor olabilirdik. Kesinlikle, Beşinci büyük harekatı. Kesinlikle yani o eninde sonunda olacak inşallah. Evet. Ama bu iktidarla olacak, onu bir kere söylemekte fayda var. Çünkü hani Allah korusun ben ülkemin bekası için bu cümleyi kuruyorum. Olası bir değişiklikte zaten bu harekatların hiçbirini konuşmayacağız. Hatta tam tersi yaptığımız harekatlardan da geri adımları konuşacağız. Bölgelerden çekilmeyi şimdi, belki de. Kesinlikle askerleri geri çekeceğiz diyen ben değilim. Yani muhalefet kanadı, evet, evet. Millet İttifakı. Şimdi bu durumda Fransa'nın yaptığı tesadüf mü? Amerika'nın Milli Savunma Bakanı'nın, Amerika'nın Genelkurmay Başkanı'nın, Amerika'nın CENTCOM dediğimiz Merkez Kuvvetler Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyine ziyaretlerde bulunması, teröristlerle el ele, yürek yüreğe, göz göze pozlar vermesi, keza hemen akabinde Fransa'nın da bu küstahça tavrı, sarayda terörist ağırlaması tesadüf mü? Asla değil. Şimdi hani Allah düşmanın da mertini versin diye bir atasözümüz vardır. Maalesef kalmadı yeryüzünde şu an öyle bir düşman ama kalmadık, bir de daha da aşağılık pozisyonlara inmeye başladılar. Şimdi Coşku Baş, şimdi ortada yapıda, öyle de bir çelişki de var ki. Şimdi aynı Fransa PKK, YPG'li teröristlere DEAŞ'la sözde savaştıkları için madalya veriyor. Aynı Fransa'nın şirketi Lafarge bölgede DEAŞ'ı destekliyor. Bir yandan DEAŞ'a finansörlük yapıyor ki bunlar net bir şekilde ortaya çıktı. Bu firma da bunu kabul etti. Ortada böyle de bir çelişki var. Kesinlikle. Fransa daha o lekeyi silmeden ikinci büyük lekeyi alnına sürdü. Bakın bu teröristler o ülkeye nasıl geldi? Hangi sıfatla ülkeye giriş yaptılar? Hangi pasaportla giriş yaptılar? Türkiye'nin bunlar kırmızı bültenle aradığı çapulcular. Bu kırmızı bültenle aradığımız çapulcular saraylarda bu protokolü nasıl karşılanıyor? Bunların cevabı yok. Ha bizde var. Biz teröre destek veren yapıları bildiğimizden zaten Fransa'nın ona yakışanı ve bugüne kadar da uygulamış olduğu teröre destek faaliyeti. İşin özü bu. Ve Fransa bunu uygulamaya devam ediyor. Şimdi burada hani Fransa bağımsız mı hareket ediyor yoksa Amerika ile, yani küresel çeteyle bir mi hareket ediyor? Bunu iyi okumak lazım. Burada Fransa'nın bu yaptığı çıkışı münferit bir çıkış olarak görmek büyük hata olur. Burada bir küresel çeteden, bu çetenin birlikte uygulamış olduğu bir yol takviminden bahsetmekte fayda var. Yani tüm bu bahsettiğimiz bakın, süreçler önce, birbirinden bağımsız değil. Birbirleriyle bir yerde bağlanıyorlar. Asla yani burada Amerika eşittir Fransa, Fransa eşittir Almanya, Almanya eşittir İngiltere. Yani terörle destek veren başat devletler bunlar. Ve dikkat edin,
Bakın Irak konusu gündeme geldiğinde Suriye'yi pek Fransa'yı pek duymazdık ama Suriye konusu gündeme geldiği an bir anda Şahin Fransa ortaya çıktı, tırnak içinde söylüyorum. Niye? Çünkü zaten bundan bir asır önce de Fransa toprağı kana bulayan, sömüren ve ellerinden kan damlayan bir devletti Suriye'de. Bitti mi hesap? Bitmedi. 100 yıl sonra tekrar yükseltti ve Fransa leş kargası gibi hemen anında coğrafyaya hücum etti. Amerika'nın orada işte yapmaya çalıştığı bir takım teröre destek faaliyetleri kapsamında. Yani bana da bu pastadan ne pay düşer diye bir mantıkla. Şimdi Fransa'nın teröre vermiş olduğu destek sadece bu görüntü mü? Asla. Şimdi biz hatırlarsanız daha önce de sarayda ağırlayan Fransa'yı eleştirmiştik. Teröristleri, çapulcuları sarayda ağırlayan bir Fransa. Ve Fransa aklı sıra Amerika ile bir eş güdümle şunu söylemek istiyor dünyaya. Bunlar legal yapı, düzenli ordu, üniforması var ve bunlar benim yol arkadaşlarım, silah arkadaşlarım. Ya senin silah arkadaşın dediğin, bildiğin katil sürüsü, terör örgütünden bir mensup. Sen şimdi bunu kendine nasıl yakıştırırsın? Hatırlarsan Cumhurbaşkanımız daha önce Amerikalıları ikaze ihtaren dedi ki sana dedi terör örgütüyle bir olmak yakışmıyor dedi. Eğer amacın terörle mücadele ise burada devlet de muhatap ol. Ben peki, buradayım. Coşkun.